Herkese mutlu günler. Bugün de biraz bağırsak parazitlerden bahsedeceğiz. Bağırsak parazitleri halk arasında bilinen tabiriyle kıl kurdu ya da kancalı kurt gibi isimlerle biliniyor. Bu patojenler genellikle bağırsak florasında, insan bağırsak florasında yaşıyorlar. İnsanların yani çocukların tükettikleri gıdaları büyük oranda tükettikleri için çocuklarda kilo alımında problem, aşırı yemeğe rağmen kilo alamamam, popoda kaşıntı gibi ya da gece yattığında ağızdan yastığa salya gelmesi gibi semptomlarla ortaya çıkıyorlar. Tabii bağırsak parazitlerinde genellikle tanı nasıl konuluyor? Bağırsak parazitlerinde tanı konulmanın iki tane yöntemi var. Bir tanesi tabii ki tahlille. Özellikle gaytada parazit, ya da selofanlı bant yöntemiyle gaytada parazit taraması yapılarak parazit ya da parazit yumurtalası görülürse tanı bu şekilde konulabilir. İkinci ve daha çok karşılaştığımız durum ise kişinin, annenin, babanın ya da çocuğun direkt olarak kendisi gaytasında bu bağırsak parazitlerini görmesiyle de tanı konulabilir. Her iki şekilde de gaytada parazit tanısı konulabilir. Ancak tabii burada sık yapılan bir hata var. Söylediğimiz gibi yani birçok belirtisi var gaytada parazitin. Hani kilo alamama ya da yastığa su gelmesi gibi semptomları. Ancak bazı durumlarda çocukta gaytada parazit olmamasına rağmen işte bu yastığa su gelme başka nedenlerden dolayı işte yastığa su gelmesi ya da kilo alamama durumuna bağlı olarak gaytada parazit tanısı konulup tedavi verilebiliyor. Halbuki emin olunmadan tedavi verilmemesi gerekiyor. Çünkü çocuğun yatarken yastığa su gelmesi ağzından ya da kilo alamamasının gaytada parazit dışında ya da bağırsak paraziti dışında başka nedenleri de olabilir. O yüzden her kilo alamayan, her yattığında yastığa su gelen, ağzından yastığa su gelen çocukta gaytasında parazit ya da bağırsağında parazit vardır diyemeyiz. Bunun öncelikle tanısının konulup öyle tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta ilaçla tedavi edilen bir rahatsızlık ve eğer doğru tanı konulmazsa çocuk gereksiz yere parazit ilacı kullanmış olabilir. Hatta bazen aile bile gereksiz yere parazit ilacı kullanabiliyor. Peki tanı konulduktan sonra tedavi nasıl yapılıyor? Tedavi söylediğimiz gibi parazit ilaçlarıyla yapılıyor. Burada da genellikle bulaşıcı bir hastalık olduğu için bağırsak paraziti saptanırsa bir çocukta uygun görülmesi durumunda aynı ev içerisinde yaşayan diğer kişilere de tek doz olarak parazit ilacı kullanılabilir. Ama tabii bu gene de tanıyı koyan doktorun vermesi gereken bir karar. Bir başka önemli nokta da bulaşıcı bir hastalık olduğu için gene tedavi sonrası da takipte dikkat edilmesi gereken bir nokta mutlaka çarşafların ve iç çamaşırların mümkün olduğunca tuvalet temizliğinin iyi yapılması ve sıcak suyla bol sıcak suyla hem çarşafların hem de iç çamaşırlarının iyi bir şekilde yıkanması gerekiyor. Çünkü eğer yumurtalar çarşaflarda ya da işte iç çamaşırlarda ya da tuvaletin içerisinde kalan parazit yumurtaları bir süre sonra ev içerisinde yaşayan diğer kişilerde tekrar enfeksiyonların tekrarlamasına neden olabilir. Sonuç olarak yani bağırsak paraziti ile ilgili söylememiz gereken temel şey şudur. Evet, bağırsak paraziti kendisini kilo alamama, onun dışında ağızdan yastığa su gelmesi ya da gece popoda kaşıntı gibi semptomlarla ortaya koyabilir. Ancak bu semptomları olan her çocuk mutlaka bağırsak paraziti olduğu anlamına gelmez. Mutlaka ya laboratuvar tanısıyla bu tanıyı desteklemek gerekir ya da gözle görüyorsa anne baba ya da işte çocuk bu paraziti o şekilde tedavi vermek gerekir. Aksi halde gereksiz tedaviler olabilir. Herkese mutlu günler.